Türkiye çılgın bir projenin adımını attı. İşte o çılgın proje Ordu ve Giresun arasına, arkamda görmüş olduğunuz bölgeye, yani denizin tam ortasına yapılacak. Ordu ve Giresun dünyada eşinden sadece bir tane olan havaalanına kavuşuyor. Dünyanın ikinci, Avrupa'nınsa ilk deniz üzerine inşa edilecek havaalanı için geri sayım başladı. Ordu Giresun Havaalanı'nın yapımı için temel atıldı. Havaalanının inşası için büyük bir emek harcanacak. Denizin ortasına inşa edilecek bu alana yaklaşık 30 milyon ton taş ve kum dökülecek. Bu ne anlama geliyor? Bu aslında şu anlama geliyor. Arkamda bir dağ görüyorsunuz. Bu dağ büyüklüğünde taşlar, kayalar ve kum bu denizin tam ortasına dökülecek ve doldurulacak. Daha önce uçağa binmiş miydiniz? Daha önce uçağa binmedim. Burada bineceğim ilk uçağa. Kendi yerimde bineceğim. Evet. Çok memnunuz. Giresun için, Giresun için güzel olacak. Havaalanının pistlerinin uzunluğu 3 kilometre olacak. Havaalanının başlangıç pist noktası tam bulunduğum nokta olacak. Diğer bir nokta ise yaklaşık 3,5 kilometre ileride gördüğünüz o burunun 800 metre ilerisine kadar pist uzayacak. 150 milyon dolara mal olacak havaalanının 2014 yılında hizmete açılması planlanıyor. Deniz üzerine inşa edilecek havaalanı Ordu'ya 19, Giresun'a 25 kilometre uzaklıkta olacak. Havaalanının yılda 2,5 milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor.